Merhaba kıymetli Hagem Kıbrıs takipçileri. Rahmet ayı, mağfiret ayı, beraat ayı, şifa ayı Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Kıbrıs'ta Ramazan söyleşisiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Ayden Hanım. Merhaba Ayden Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Elhamdülillah, biz de iyiyiz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bizi kabul ettiğiniz için de, bu davetimize icabet ettiğiniz için de size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstedik ki büyüklerimizden Kıbrıs'ta Ramazan nasıl geçmiş eski yıllarda onu dinleyelim. Çocukluğunuzdaki Ramazan-ı Şeriflerin nasıl geçtiğini dinleyelim ve o günlere bir gezintiye çıkmış olalım. Nasıl geçti Aydın Hanım'ın çocukluğunda Ramazan? 63 senesinde savaş zamanı. Minareli köyden Cihangir'e göç ettik. Cihangir'de kendimize göre bir yer artık gösterdiler. Orada yerleştik. Komşumuz Ayşe abla vardı. Bizi çok seviyordu. Ben onların evinden hiç çıkmazdım. Ramazan'da geceleri otururken şehriye keserlerdi. Eskiden öyleydi. Hani marketlerde yoktu öyle şey. Börekler, çörekler, işte Ramazan için bir hazırlık yapılırdı evin içinde. Ramazan başlardı. Ramazan'da geceleri teraviye gidilirdi. Fakat ezan okunduğunda çocuklar ailelere haber verebilmek için iftarın olduğunu, biz caminin önünde toplanırdık. Herkes kendi mahallesine haber verirdi. Lefkoşa'dan top atılırdı. O topun sesi duyulunca köyümüzün hocası, ki aynı köyden idi, Hamit Hoca diye bir hocaydı. Orada minarenin üstüne çıkıp okullardı ezanı. Şimdiki gibi değildi yani. Ses sistemi yoktu. Evet, yoktu o zaman öyle şey. Biz ezanda okunduğunda çocuklar hep birlikte, herkes kendi mahallesine koşaraktan ellerimize, ağzımıza koyup top atıldı ha, top atıldı ha diyerekten iftar vaktinin olduğunu bildirirdik. Yani çocuklar için de bir eğlence, bir neşeydi. Dört gözünün akşam beklerlerdi. Hatta biz de oruç tutardık. Fakat biz çocuk halimiz inan tam tamamlayamazdık. Yarım kalırdı orucumuz ama bize bir alışkanlık oldu. Ondan sonra biz de oruç tutmaya başladık. Böyle geçiyordu günlerimiz. Kaç yaşındaydınız oruca başladığınızda? Ben ilkokulda başladım. Yani işte ya üçüncü sınıf veyahut dördüncü sınıf bir şeydim. Ama tamamlayamazdık mesela. İlkokuldan sonra tamamen tutmaya başladım orucumu. Derler, öğlene kadar, sahurdan öğlene evet. kadar tutar çocuklar. Tekne orucuydu ilk zamanlar, sonrasında evet. iftara kadar. Böyle geçiyordu günlerimiz. Çocuklar da teravihe, camiye giderler miydi? Gidenler olurdu. Gidenler olurdu işte. Bizim orada o zaman bir adetleri vardı. Cumaları da büyükler ziyaret edilirdi her cuma. Ki Ramazan'da bu daha da çok oluyordu. İftar sofrası, iftar davetleri adeti var mıydı? Vardı, vardı. Mesela işte konu komşu yani. Konu komşu. Çocukları hatta yere onarırlardı. Yerde, tepsilerin içinde çocukları yere onarırlardı. Büyükler masada otururdu. Olurdu. Tabii şimdiki içinde bulunduğumuz zaman gibi, pandemi gibi bir sıkıntı olmadığı için insanlar birbirlerine rahatlıkla gidip evet. birbirlerinin sofralarında yemek yiyebilir, iftar edebilir evet. durumdaydılar. İnşallah temennimiz odur ki Rabbim bu sıkıntıyı bir an önce üzerimizden kaldırsın da eski Ramazanlarda olduğu İnşallah. Gibi iftar sofralarında, mukabelelerde, teravihlerde bir araya gelebilelim. Sizlerin, büyüklerimizin de duasını alalım inşallah. İşte Arife günü de sabah mezarlığa gidilirdi. Mezarlıklar ziyaret edilirdi. Mezarlıktan geldikten sonra da artık bayram hazırlığı başlardı. Çünkü işte tatlılar yapılırdı. Genelde tel kadayıfı muhakkak yapıyorlardı. Tel kadayıf, onun gibi şeyler, tatlılar işte. Gece de benim halam mevlit okudurdu. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için.
Ayrıca çocuklara tembih ederdi. Sakın derdi, uslu durun. Ben size Mevlid bitince kına yakacağım derdi. Gece Mevlid'den sonra elinize kına yakardınız. Açmayacaksınız derdi. Yarın sabah açacaksınız derdi. Eve gidince derdi, çorap giyin üstüne. Sıkı sıkı sıkın, çorabınızı giyin, yatın derdi. Sabah kalkınca ellerinizi yıkarsınız derdi. Bayramlaşmak için bana muhakkak geleceksiniz derdi. Kimin kınası daha güzel tuttu, kim daha güzel sıkı tuttu elini, bana gösterecek derdi. O zaman derdi hediyelerinizi alacaksınız. Halam o zamanın parasıyla yarım şilin dediğimiz bir para gelen çocuklara önceden hazırlardı o yarım şilinleri. Avcımıza kınayı elimiz uzatır, kınayı gösterir, yarım şilini alır. Hemen işte bazen hediye de verirdi. Mendil falan işte çorap, mendil o tür şeyler, küçük hediyeler. Çocuklara bayram sevincini yaşatmak için. Evet, yaşatırdı. Güzel bir uygulama. Bize yani o günleri arıyoruz neredeyse şimdi. Şimdi pek öyle bu şey yok. Bu adeti yapan ya da siz yapıyor musunuz, yapabiliyor musunuz o eski adetleri yaşatabiliyor musunuz? Yani şimdi mesela Ramazan'da oruç tutuyoruz. Misafir de çağırıyorum ben kendi şahsıma konuşayım. Misafir de çağırıyorum kendi çevremden insanları. Yani böyle... Yani çocukların o çocukken yaşadığınız şenliği bugünkü çocuklar yaşayabiliyor mu? Yaşayamıyorlar. Yaşayamıyor bence. Evet. Yani mesela şeker dağıtılırdı. O para haricinde bize şeker de ayrılırdı. Gece Mevlid'de de muhakkak lokum ağırlanırdı. Öyleydi o zaman. İnşallah diyelim yeni nesil gençler bu güzellikleri uygularlar, yaşatırlar ki geçmişten günümüze adetlerimizi yaşatmış oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim sizin yapacağınız hayırlı sanatı bağlı. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Amin. Evet kıymetli Hagen Kıbrıs takipçilerimiz, bir Kıbrıs'ta Ramazan söyleşisinin sonuna geldik. Aydın Hanım'a bizi kabul ettiği için tekrar teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Tüm Müslümanların Ramazan'ını kutlarım. Nice Ramazanlara ulaşmamızı Allah nasip etsin bize inşallah.